Herkese merhaba. Bugün yine bir kendin yap videosuyla karşınızdayım. Bugünkü projemizde bir önceki videomuzda olduğu gibi yine bir kenar bulucu yapımını göstereceğim ben size. Aslında normal akışta bu kenar bulucu yoktu ancak geçtiğimiz günlerde YouTube'da bunun yapımını gördüm. Daha önce yaptığımız kenar bulucuyu yapmaktan daha kolay, daha az hareketli parça ve kullanımı çok daha basit bir kenar bulucu olacak. Gördüğünüz gibi ben yaptım burada. Birazdan sizde nasıl yapıldığını izleyeceksiniz. Projeye geçmeden önce hemen hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Velospitlet'in bir tane Instagram hesabı bulunuyor. O Instagram hesabını takip ederseniz aynı zamanda bütçeniz doğrultusunda katıl butonuna tıklayarak kanalıma destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu ve benzeri projelere ihtiyaç duyanlar için de iletişim bilgilerimi bu videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Merak eden arkadaşlar girip orada bakabilirler. Evet, bugün bir kenar bulucu daha yapıyoruz ancak kenar bulucular konusuna bu videoda çok fazla değinmeyeceğim. Çünkü bir önceki videoda bu konuyu çok derinlemesine incelemiştik. Konunun detaylarını öğrenmek isteyen arkadaşlar videonun üst köşesinde çıkan linke tıklayarak ilgili içeriğe ulaşıp meraklarını giderebilirler. Ben bu projede burada gördüğünüz gibi yine standart imalat çeliği kullanmayı tercih ettim. Siz ihtiyacınız doğrultusunda yine ısıl işlem uygulanabilir materyallerde kullanabilirsiniz. Bir parça silindirik çubuk ve bir tane rulman bu projeyi hayata geçirmek için yeterli oluyor. Bir önceki projede yaptığım kenar bulucudan çok daha basit bir yapıma sahip, çok daha az malzeme kullanılıyor ve çok daha kolay okuma, kolay ölçü alma avantajı sağlıyor. Şimdi gelin bunu dilerseniz tezgaha takılıp nasıl kullanıldığını ben size göstereyim. Zaten videonun sonunda tekrar sizinle birlikte olacağız. Şimdi önce parçamızı tezgaha bağlayalım. Burada ilk başta ölçüm probu için bir kısım, ana gövde için de başka bir kısım kullanacağız. Bu iki parça birbirine rulmanla bağlanacak.
Ölçüm probunun gövdesi bitti. Şimdi bunu freze tezgahına takıp burada çapını yarıya düşürmeye çalışacağız. Burada 90 derecelik bir açı oluşturarak tıraşlayacağız. Bu esas sıfırlama yapacağımız nokta oluyor. Tam merkezden geçmesi gerekiyor. Burada hassas ölçüm yaparak doğru şekilde frezeleme yapmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu çapı şimdi yarıya kadar indireceğiz. Gördüğünüz gibi parçaların yapımı bitti. Esas ölçümü yapacak olan parça bu. Gördüğünüz gibi burada çap yarıya indi. Şimdi montajına geçelim bunun. Montajda bu kadar basit. Rulman sıfır geçti ikisinin de içine. Dolayısıyla şimdi bu cıvata kilidinin kurumasını bekleyeceğiz. Ardından kullanmaya hazır hale gelecek. Kenar bulucu gövde çapı 10 mm. Dolayısıyla pek çok mandrene uyacaktır. Yerleştirdim. Bakın gördüğünüz gibi rulman sayesinde iş mili ile ölçüm probu birbirinden bağımsız olarak hareket edebiliyor. Örneğin bu parçada kenar bulma işlemi yaptığımızı varsayalım. Ben şöyle takayım bunu numune olarak. Parçayı tezgaha sabitledim. Şimdi kenar bulucu yavaş yavaş yaklaştırıyorum. Z ekseninde yeteri kadar yaklaştırdım. Bakın burada böyle bir boşluk var. Şimdi Y ekseninde yavaş yavaş parçaya yaklaşıyorum. Bakın boşluk azaldı. Ve yaslandı. Artık bu noktada tezgah Y ekseninde sıfırlanabilir. X ekseninde de sıfırlamayı göstereyim size. Örneğin bu da böyle bir parça olsun. Bu şekilde yaklaştırıyorum.
Şu anda yaslandı. Böylece x ekseninde de sıfırlama yapmış olduk. Bir önceki kenar bulucuda tam sıfırlama yapabilmek için daha fazla matematiksel işlem yapmak gerekiyordu. Ancak bunda tam eksenden geçtiği için çok daha basit bir kullanıma sahip. Evet, proje bitti. Bir önceki projeyle kıyaslandığı zaman hem yapım hem de kullanım açısından çok daha kolay bir ürün ortaya çıkmış oldu. Nispeten kaba ölçüm yapmanız gereken işlerde bu kenar bulucuyu gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu proje için söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Beni yine her zamanki gibi sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Aboneyseniz de abone ol kutucuğunun yanında küçük bir tane çan resmi bulunuyor. O çan resmine tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoya kadar şimdilik hoşça kalın.